Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023 2 Ağustos Çarşamba, Hicri 1445 15 Muharrem. Günün ayeti: Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. Artık yalnızca bana ibadet edin. Günün hadisi: Allah'a ve ahirete iman eden kimse ensara buğz etmesin. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1492, İspanya'da Yahudilere dinlerini değiştirmeleri, aksi takdirde ülkeden ayrılmaları için verilen süre sona erdi. İspanya Musevilerinin çoğu, Kemal Reis'in kadırgalarıyla İstanbul'a geldi ve Osmanlı Devleti'nce hoşgörüyle karşılandı. Yahudiler bu hoşgörünün bedeli olarak Osmanlı'yı yıkma faaliyetlerine girişecek ve Filistin topraklarının kendilerine verilmesini isteyeceklerdi. Osmanlı'nın dağılmasından sonra İngilizlerin işbirliğiyle Filistin topraklarını işgal edip Siyonist bir terör şebekesi kuracaklardı. 1849, Mısır valisi, Mısır ve Sudan'ın valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa öldü. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır ve Sudan'a sancak beyi olarak atanmış, daha sonra Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan ederek kendini buralara sultan ilan etmiştir. Osmanlı ile savaşlara giren Kavalalı, İngiltere'nin desteğini hep yanında görmüştür. 1914, Osmanlı ile Almanya arasında gizli işbirliği anlaşması imzalandı. Osmanlı'da seferberlik ilan edildi. Osmanlı İmparatorluğu itaatçıların imzaladığı bu anlaşmayla 1. Dünya Savaşı'na Almanya safında katılarak dağılmıştır. 1934, Adolf Hitler Almanya'nın Führer'i haline geldi. Führer, Almanca'da lider anlamına gelmektedir. 1987, Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1990, Saddam Hüseyin önderliğindeki Irak kuvveti işgal etti. Kuveyt emiri Cabir el-Ahmet el-Sabah Suudi Arabistan'a kaçtı. 2015, Mısır'da Muhammed Mursi iktidarının junta güçlerince gasp edilmesinin ardından keyfi bahanelerle tutuklanarak zindanlara atılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu Ahmet Gazlan'la Cemaatül İslamiye mensubu Şeyh İzzet el-Selamuni Mısır zindanlarında şehit oldu. 2018, ajanlıkla suçlanan Ray Branson'ın ev hapsini gerekçe gösteren ABD yönetimi, Adalet Bakanı Abdülhamid Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı aldı. Bununla paralel olarak ABD Senatosu'nda F-35 teslimatını geciktirme kararı onaylandı. Aynı gün dolar 5 TL bandının üzerine çıktı.